Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kabarmalara doymayan, pamuk yumuşaklığında, kahvaltılara çok yakışır, harika bir bazlama tarifim var. Yapımı gerçekten çok pratik, herkesin kolaylıkla yapabileceği. Ee, bu pamuk gibi yumuşacık bazlamaları yapmak için videomu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederek hemen tarifimin yapımına geçiyorum. Tarifimde iki tane orta boy patates kullandım, yıkadım, soydum kabuklarını, hazırladım. İrice küpler şeklinde doğrayıp üzerine geçecek kadar da su ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyip karıştırıp patateslerim yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyorum Patateslerim yeteri kadar yumuşadıktan sonra e, Suyunu süzdürerek karıştırma kabıma alıyorum Bir su bardağı sütüm var e, Sütüm soğuk patateslerim sıcak karışımımız ılık olacak arkadaşlar Sütümü de ekledikten sonra bir ezici yardımıyla patateslerimin püre haline gelip Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar ezdiriyorum Dilerseniz bu aşamada blenderdan da faydalanabilirsiniz Hazırladığımız e, püremizin ılık olmasına dikkat edelim sıcak olmasın arkadaşlar sıcak olduğu takdirde mayamızı çürütebilir. E, tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar ezdikten sonra şöyle bir tatlı kaşığı kadar instant kuru mayamı ekliyorum. E, bir tatlı kaşığı kadar da şekerim var. Şekerimi de ekledikten sonra şekerimi mayam eriyip mayam aktifleşinceye kadar şöyle bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Patates püremi hazırladıktan sonra unumu da yavaş yavaş ekleyip hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Ee, önceden eledim hazırladım unumu mutlaka unumuzu eleyerek kullanalım Önce bir miktarını ekliyorum unumun Ardından bir tatlı kaşığı kadar da tuzum var tuzumu da ekledikten sonra yine Kaşık yardımıyla hamurum ağırlaşıncaya kadar karıştırıyorum Videomu da buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir Beğeni ve yorum yapabilirsiniz arkadaşlar Hamurum ağırlaşmaya başladıktan sonra kaşığı bırakıp yine bir miktar un ekleyip hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum Patates olduğundan dolayı yumuşak kıvamlı, ele yapışır bir hamur oluyor. Unumuzu yavaş yavaş kontrol bir şekilde ekleyerek ele gelir bir hamur elde edelim. Ee, hamurumu tamamen toparladıktan sonra da elimi yıkayıp temizledim. Biraz da sıvı yağ aldım elime. Yağ ile beraber hamurum tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar birkaç dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum için ben 5-5.5 su bardağı civarı un kullandım. E, bu un miktarı kullandığınız patateslerin büyüklüğüne küçüklüğüne göre de değişebilir. Bakın böyle yumuşak ele yapışır bir hamur oluyor. Hamurumu hazırladıktan sonra üzerini kapatıp yaklaşık bir yarım saat boyunca dinlenmeye bırakıyorum hamurumu. Yaklaşık yarım saat boyunca dinlendirdim hamurumu. Çok da güzel mayalanmış. Şöyle e, mayası gelen hamurumu da elimle biraz toparlıyorum, maya kokusu çıksın. Ardından tepsime biraz un serpiyorum. Yine undan faydalanarak hamurumdan bezeler alacağım arkadaşlar. Yaklaşık bir portakal büyüklüğünde bezeler alıp un serptim, tepsime yerleştiriyorum bezelerimi. Hazırladığımız bezelerin üzerinde kapatalım. Beklerken kabuklanmasın üstleri de. Şöyle tezgahıma biraz un serptim. Hamurumun altını üstünü güzelce unladıktan sonra hamurumu açmaya başlıyorum. Sizler de bazlamalarımızı pişireceğimiz tavanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de bezelerinizi ayarlayıp büyüklüğünü ona göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle undan yardım alarak e, hamurumu açıyorum. Arada bir fazla unu da e, çırptıralım ki unlu kalmasın hamurumuz. Benim e, tavam 36 santimetre çapında. E, sizler de dediğim gibi tavanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre e, açabilirsiniz hamurunuzu. Çok fazla ince atmadan açacağım ben. E, çok fazla ince olmasını istemiyorum bazlamalarımın. Bundan yardım alarak da çok rahatlıkla açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi çok da güzel rahatlıkla açılıyor hamurumuz. Ee, şöyle fazla ununu da çırptırıyorum. Bakın böyle olacak kalınlığı da çok fazla inceltmiyorum. Açtığım bezemi de temiz bir sofra bezinin üzerine bırakıyorum. Ee, diğer bezelerim de aynı şekilde açacağım. Tüm bezelerimizi açana kadar her bir açtığımız bazlamalarımız da dinlenmiş olacak bu arada. Yine aynı şekilde e, tavamın büyüklüğüne göre açacağım ben. Tüm bazlamalarımı açıp hazırladım temiz bir bezin üzerine aldım ardından tavamı ocağıma alıp yeteri kadar ısıttım tavamı e, mutlaka e, güzel ısıtılmış olmasına dikkat edelim arkadaşlar tavamızın soğuk yeteri kadar ısınmamış bir tavada bazlamalarımız sertleşerek kuruyacaktır. E, bakın böyle kabarcıklar da yavaş yavaş çıkmaya başlayınca çeviriyorum diğer tarafını diğer tarafında hafif böyle bir e, kabarmasını bekliyorum hafif kabarmaya başladıktan sonra tekrar çevireceğim ara ara çevirerek kontrol bir şekilde pişirelim bazlamalarımızı. Tekrar çeviriyorum. Diğer tarafını çevirdikten sonra artık kabarmaya başlayacak bazlamalarımız. Dilerseniz bu aşamada tereyağı da sürebilirsiniz. Ben şöyle biraz tereyağı sürüyorum üstüne. Bu şekilde hem yumuşacık hem de çok lezzetli oluyor. Şöyle bir 10-15 saniye daha bekleyip çeviriyorum tekrar. Yine çevirdiğim tarafa da biraz tereyağı süreceğim. Ara ara çevirerek kontrol bir şekilde pişirelim tüm bazlamalarımızı. Mutlaka patatesli de bazlamalarınızı deneyin arkadaşlar yumuşacık ağızda eriyen harika bazlamalar oluyor. Kahvaltılara da çok yakışıyor çocuklar çok beğenerek yiyorlar. Yeteri kadar pişen baz alıyorum tekrar diğer hamurumu da koyuyorum pişirmeye devam edeceğim. Bakın böyle hemen kabarcıklar da çıkmaya başladı. Üzerleri yavaş yavaş kabarmaya başlayınca tekrar çevirelim tamamen pişmesini beklemeyelim arkadaşlar. Eğer tamamen pişmesini beklersek bu defa bazlamalarımız sertleşecektir. Yine burada da kabarcıklar çıkmaya başlıyor yavaş yavaş gördüğünüz gibi. Yine biraz tereyağı sürüyorum üstlerine. Bazlamalarımızı pişirirken arkadaşlar tavamızın sıcaklığına dikkat edelim. Eğer sürekli ocağımız açık olursa, harlı bir ateşte olursa bazlamalarımız bu defa yanacaktır. Arada ocağımızı kısalım, arada açalım. Tavamızın sıcaklığını kontrol altında tutarak bazlamalarımızı pişirelim. Bakın çok güzel de kabardı. Yine biraz tereyağı sürüyorum. Tekrar çeviriyorum. Her yeri çok güzel kızaran, kabaran, yumuşacık pamuk gibi bazlamalar oluyor. Tüm bazlamalarımı aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. E, tavamızın sıcaklığında koruyarak e, soğumasına izin vermeden tavamızın ya da çok fazla sıcak olmasına izin vermeden Sıcaklığını koruyarak tüm bazlamalarımızı pişirelim arkadaşlar. E, böyle kabarmaya başlayınca hemen diğer tarafını çevirelim. E, tereyağı sürmeden de pişirdim bunu. E, tereyağı sürmeden de pişirebilirsiniz. O şekilde de yumuşacık, çok güzel bazlamalar oluyor. Kahvaltılarda sıcacık e, arasında böyle peynir e, sararak da yiyebilirsiniz. Kaşar peyniri de çok güzel oluyor. Sıcacık sardığınız zaman eriyen e, çok güzel e, bazlamalar oluyor arkadaşlar. Dilerseniz yağda yaptığınız yumurtalarınızı da arasına sararak yiyebilirsiniz kahvaltılarda. O şekilde de çok lezzetli olacaktır. E, tüm bazlamalarımı aynı şekilde pişirip hazırladıktan sonra kahvaltıya hazır. Umarım sizler de yapar beğenirsiniz. Bakın böyle kabarmaya başlayınca hemen çeviriyorum. Buna da yine tereyağı süreceğim biraz. Yavaş yavaş kabarmaya da başladı. Tereyağını sürdükten sonra da çok fazla beklemeden tekrar çeviriyorum. Tamamen pişmesini beklemeden tekrar çevirip ara ara Çevirerek pişirmeye devam edelim. Bakın böyle yavaş yavaş da kabarıyor. Artık böyle sonlara geldikten sonra bazlamalar çok daha güzel kabarıyor. Daha e, yumuşacık e, pamuk gibi oluyor arkadaşlar. Hem tavanın sıcaklığını korumuş oluyor e, sonlara geldikçe. Ve e, bekleyen bazlamalarda daha iyi mayalanıyor bu sürede. E, çok daha güzel kabararak pişiyorlar sonlara doğru. Arkadaşlar e, videonun sonlarına doğru geldim yavaş yavaş. Elimden geldiğince tüm e, püf noktalarını, tüm ayrıntılarını anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Videomu da buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de yapar beğenirsiniz. Yapıp deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.